Atabak var. Nasılsın Atabak? İyi, süper. Çok iyiyim. Sen nasılsın Gülsen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beraber okul, dersler falan hakkında böyle bir sohbet videosu çekmek istedik. Sen ne düşünüyorsun tatilin bitmesi konusunda? Şöyle, hani biz hani oyuncu olarak böyle yoğun tempoyla çalışan arkadaşlarım vardı tabii ki. Vertep olsun, Zeynep olsun, ben, Gülse. Onun tanıdığı arkadaşları vardır, oyuncu arkadaşlar. Evet. Biz hani böyle yoğun tempoya alıştık artık. Hani böyle tatil olduğu zaman bir sıkılma geliyordur değil mi içine? Benim ona sıkılacak zamanım da çok fazla olmadı çünkü çok fazla ödevim vardı benim 15 tatil için. Ama dediğin gibi böyle tatil güzel bir şey. Sadece bitme, evet. Böyle bitimine doğru içime bir sıkıntı geliyor. Evet, gözler ama, yaşlı. Ya yok, yine de arkadaşlarımın dersleri falan ben çok seviyorum. Sadece ödev konusu beni birazcık böyle falan yapıyor. Sıkıyor artık yani. Aynen, ama onun dışında ne bileyim karnemiz ikimizin de hani çok güzel geldi falan. O yüzden okulu ben seviyorum ya. Şöyle, ben de çok seviyorum. En sevdiğin ders ne bu arada? Benim en sevdiğim ders şu an Türkçe ama yani Türkçe zaten hep en sevdiğim dersler arasında başta duruyor ama ondan sonrakiler sürekli değişiyor. Konulara göre çok farklı oluyor yani en sevdiğim dersler. Benim de öyle. Ya Türkçe en sevdiğim değil ama yani böyle ikinci, üçüncü hep. Türkçeyi bana sevdiren Derya hocamız yani. Gerçekten şiir okur arada bize. Mesela işte kitap okuyun der, kitap önerir. Ben manga, çizgi roman okuduğum için pek onun önerilerinden almıyorum ama olsun ya da. Ona yine çok teşekkür ediyorum. Yine bir şey okuyorsun sonuçta yani okumak güzel bir şey. Ben bunu kitap okumak arkadaşlar çok önemli bir şey. Aynen. Çünkü sizi her zaman geliştiren şey öğrendiğiniz bilgiler olur. Hani bilgi güçtür dersiniz ya. Önemli olan buradaki arkadaşlar. Bunu geliştirmeye çalışın hep. Kitap okuyun, test çözün, üstüne gidin. Kitap okumak aslında Türkçe dersine de çok fazla etkili bence. Çünkü ben mesela asla sınavda böyle bu kadar büyük bir paragraf sorusu gördüğümde korkmuyorum. Çünkü o paragraf sorusunun paragrafı ne kadar uzun olursa, ne kadar büyük olursa soru o kadar kolay oluyor. Çünkü bize o kadar fazla bilgi veriyorlar. Soruyu yani yapmak çok daha kolay oluyor. Sınavda hem zaman kazandırıyor kitap okuduğun zaman, hem işte bir şeyi okuduğunu anlama falan konularında çok daha kolaylık sağlıyor insan. O yüzden ben çok faydasını görüyorum yani. Ben de kelime aznemi büyütüyor bir kere. Evet, hani. Evet. Onun dışında yani kendini daha iyi hissediyorsun bence. Benim tek sıkıntım şu Türkçe'de. İYD'den işte ki, D'nin yazımı falan. Onlar da aslında kitap okurken şey oluyor. Çünkü ben böyle bir şey yazarken o D'yi zaten ayrı yazıyor elim yanlışlıkla. Hani yanlışlıkla değil, bilerek aslında ama hiç düşünmüyorum üzerinde bu ayrımı bu bitişik mi diye. Bir şekilde doğru yazıyorum. Ve bunda gerçekten kitap okumanla bayağı alakası olduğuna eminim. Evet. Kitap okumanın çok fazla katkısı var aslında. Sayamayız. Bilmediklerimiz de vardır tabii ki. Şu an söylemediğimiz bir sürü şey var. Evet, tabii ki. Benim en sevdiğim ders her zaman fendir. Artı hocama çok teşekkür ediyorum ona feni sevdirdiği için. Normalde benim her zaman en sevdiğim ders böyle şey olurdu yani. Müzik falan olurdu. Ben canınızı soruyorum. Mesela beden diyor. Ya beden çünkü onlara bir free time veriliyor. Evet. Boş zaman veriliyor. Aynen, şey yapıyor. Biz de şu an branşlara ayrıldığı için çok zorluyorlar bizi şu anda. Hoşuma gitmiyor beden dersi. Bizde de boş bırakılıyoruz ama işte enerji atmak için falan diyorlar. Yani. Sosyal bilgiler dersi tarih açısından çok hoşuma gidiyor. Bir de coğrafya, tarih bunları çok seviyorum. Ben coğrafyada yani bilmiyorum sıkılıyorum. Yani sonuçta bir tane bize formül veriliyor. Onun üzerinden işte ne... Ya X şöyle. Eşittir falan filan tarzında bir şey söylüyorlar bize. Ondan sonra oradan direkt motomot geliyor biraz. Evet. Tarih çok daha böyle entrikalar falan filan. Özellikle Osmanlı tarihini görüyoruz şu anda ve aşırı derecede hoşuma gidiyor. Biz şu an orayı geçtik. Islahatları falan geçtik biraz. Biz Fatih'teyiz. Ha iyi, iyi gelmişsiniz. Biz şu an ıslahatları falan geçtik. Böyle Orta Doğu'da böyle yapılmış yenilikleri işte Mısır çağında yapılmış yenilikler işte Pabuç Kağıdı'dır falan. Biz oralara şu an daha gelmedik. Matematik konusunda ne düşünüyorsun? Matematik severim ama sevmediğim zamanlar da oluyor. Şöyle. Konusuna göre yine aynı şekilde değişiyor. Mesela denklemler benim. Yani matematik dersinde denklemleri işlediğimiz an diyorum ki tamam bitti. En sevdiğim ders matematik, şu an her şey harika ve böyle... Soru çözerken mutlu oluyorum. Yani denklemleri böyle tak 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 çözdükçe çok hoşuma gidiyor. Ben işte şu kesirlerle bölmedir, çarpmadır onları yapamam. Mesela bir konuyu fende atıyorum. Hiç anlamadım. Ne yapıyorsun? Anlamadığını anla.
Tonguç Akademi'ye falan bakıyorum ben. Evet evet, öyle YouTube'da da var bir tarz. Akılda kalıcı anlatımları var. Aynen. Mesela şey, beden Trabzonlu mu? Öyle bir şey vardı, cümle vardı. Bunu i̇şte D, T, bir şey oluyordu sosyalle alakalı. Şu an tamamen unuttum ama. Mesela ben derste anlatıyor öğretmen ve hiçbir şekilde aklıma yatmadı. Direkt o anda hani öğretmen o bir saniye önce söylemiş olsa bile soruyorum öğretmene ki derste dinlemek bence çok önemli bir şey. Zaten yakın zamanda ders çalışma düzeni videosunu benim kanalımda göreceksiniz. O yüzden birazcık daha şimdi Ataberk'e soracağım. Sen nasıl dersi dinliyorsun? Ben genelde öğretmenimizin söylediği cümleleri ya dinliyorum ama kitapta daha çekici bir anlatım buluyorum. Ben tam tersi, onu bilen bir insanın anlatması bence çok daha şey hani. Yazılı sınav oluyoruz mesela, boşluk doldurma var. Diyorum, bakıyorum kelimeler tanıdık geliyor ve diyorum ki öğretmen tam bunu anlattığı anda böyle gözlerimi kapatıyorum. Öğretmen tam bunu söylediği anda elini yukarı kaldırmıştı. Elini yukarı kaldırırken ne söylüyordu? Ha şunu söylüyor deyip öyle yazıyorum bazen. Aa, bu kelime kitabın sağ alt köşesinde şu kelimenin üzerinde yazıyordu. Neydi o deyip oradan buluyorum falan. Çok tuhaf. Aslında şöyle, ben hocanın anlatımını daha çok seviyorum. Orada biraz karmaşa oldu. Seviyorum ama defterde sevdiğim şey şu. Bizim defterimiz renkli resimli. Akıl defter diye bir şey var. Evet evet, bize de vardı. Ha. Onu kullanıyoruz biz. Anlatım içinde oluyor ya, hocanın ki ayrı bir güzel yani. Onunki ayrı, onun üzerinden ben tekrar etmek amaçlı evet, kitabı seviyorum. Çok iyi değerlendiriyor işte. Kazanan tarafa artı veriyor. Aynen. Kaybeden tarafa eksi. İşte kodlamaları var hocamızın. Ya öğretmen bize şey yapıyor mesela. Bazı kitaplarda asıl öne çıkması gereken bilgileri tamam diyor, çıkarın fosforlu kalemlerinizi diyor. Biz direkt böyle söylediği kısımları çiziyoruz. Oralardan daha sonra çalışmak çok daha kolay oluyor. Aynı şekilde öğretmen anlatıyor konuyu. Anlatırken mesela çocuklar bakın buna dikkat edin dediği zaman direkt oranını atıyoruz. İşte bakın işte şu sınavda çıkabilir falan dediği yerleri zaten milyon tane daire içine alıyorum. O zaman daha kolay oluyor. Evet. Ama şimdi konudan konuya değişiyor tabii. Evet. Şevkin yani. Evet, o zaman kitaplardan bahsedelim biraz. Senin şu an en sevdiğin kitap ne? Ben zaten okumalısın köşelerine falan çok fazla bahsettim. Sen ne düşünüyorsun kitap? Ben manga okumayı çok seviyorum bildiğiniz kadarıyla. Yani çizgi roman diyelim. Onları çok seviyorum. Onun dışında okuduğum kitaplar biyoloji oluyor. Biyoloji, mitoloji karışık oluyor genel olarak. Yunan mitolojisine ilgileniyor musun? Böyle. Evet. Tanrılar falan. Onlarla ilgili ben çok kitap okudum çünkü. Ben de. Seviyorum. Ben de. Bayağı. Bir tane kitabım var. Böyle bir nefeste dünya mitolojisi diye. Bütün dindir, işte mitoloji, inançlardır, her şeyi ele alıyor. Ve çok güzel bir anlatım var. Bizim çalışma düzenimiz ve düşüncelerimiz bunlardı. Siz de mutlaka düşündüklerinizi aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda kitap önerilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.